Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Muharrem Şeran, 1979 ve 1980 yıllarında yattığı cezaevinin kütüphaneye dönüştürüldüğünü duyunca merak edip ziyaret etti. Şeran, cezaevinde geçirdiği günleri ve kütüphanenin önemini anlattı. Falan. Cem Hoca hoş geldin. Hoş. Nasılsın? İyiyiz, nasılsınız? Hoş geldin. Benim Muharrem amca. Şöyle sürelim seni. Muharrem amca hatırlıyor musun buraları? Evet. Yani bak şimdi bir aynı. Evet, gel. Gel bakalım. Buraları hatırlıyor musun? Buralar. Yüz yüz altı. Buradan daha değil, yüz altı. Evet. Ara bölümleri şu yüksek. Aynen. Evet. Kaç tane ranza var Muharrem amca sen burada kalırken? Ben bu koğuşta yatmadım. Bu koğuşta yatmadım. Ama öbürü içinde de yattım. Evet. Bu ranzalar düz yani. Evet. Böyle yan yana. Fotoğraflar bile etti. Burada yapmadığım evet. için bilmiyorum. Ne kadar kaldın Mario amca burada? Valla parçalı. 2 ay, 3 ay böyle. En son. Bize kütüphane olmuş daha güzel bir şey. Keşke her yer böyle olsa. İşte en son şeyde. Sivas yarışından firar etmiştim. O zaman ikinci koğuşta. Şura birinci koğuş, karşı ikinci koğuş. Orada Ahmet Güne bakımdan yan yana yatıyorduk. O siyasi ortamlarda. 79 muydu? 70. Tabii 79'un sonuydu işte o civarda. Şu vurdum. Evet. Gaziantep merkezde bir kuyumcuyu gasp ettik gündüz. Ondan sonra işte bir sürü hatırlamadım çok şeyler var. Bu dönemde. Diyelim ki 23 o civarda. 20 yaşında girdim, 30 yaşına çıktım. Var mı tabi? Özgürlük. Dünyaya bedel. 4 bir de kadın koğuşu, 5. Hepsi dolu muydu? Vallahi belli olmaz. Zehir durumu az olur, çok olur. Yani. Neler hissettiniz? Yok, cezaevi olduğuna dikkatimi devamlı çektiği için aklım halk kütüphanesi diyor. Hani bir de buradan taşındı ya yeni cezaevine. Evet. Böyle dikkatimi çekti. İyi karşıladılar sağ olsunlar. Şuram birdi, şuram onu tam hatırlayamadım şimdi. Herhalde şur olması lazım. Bir, iki, üç, dört. Bir de bayan koğuşu var. Herhalde şurası. Bahçe. Bahçe. Her koğuşun kendi bahçesi. Tabii kendi bahçesi. Mesela akşam oldu mu yazdım, pencereler açtı. Başka türlü de başka bir yalanlama yok. Şey zaman geçti ben. Ondan sonra girerken gasp yaptım. Gaziantep'te kuyumcuyu soydum. Gündüz. Peki sizi kim ihbar etti? Ya ben
Yani cezamı çektim. Sivas Yaraçağı çıktığımda firar ettim. Babam hastaydı. Böbrek bölgesine vefat etti zaten. Onu ziyaret edeyim yani. Son günlerini bir gördüm. Sonra 20 ay firar yedi. Sizden 30 senede gezerdim firar. Yani yakalanmasaydı. Yani işte ne bileyim ya. Annem ifade etti. Tahsil çok önemli yani o konularda. Zaten yani suçların çoğunluğu cahillikten oluyor. Ya olmuş ağacını kemirmiş, yok kavağımı kestim. Bir kavak kaç liraya? Diyelim yani öyle hiç yok olmaz mı insan mesela cezaya atıyorsun. Keşke şunu şöyle yapmasaydım da şöyle yapsaydım. Öyle mi? Mesela... Dezerinden diyelim ki at diye sevk oluyorsun. Veyahut da ilk çıkıyorsun, o yürüyen arabalar bir oyuncak gibi geliyor insan gözüne yani birkaç gün. Kapanıyor böyle kütüphane oluyor, okuyor insanlar geliyor, çorbası var, çayı var, neydi? Dışarıda ne yapacak? Kahveye gidecek işte ne bileyim işte uyuşturucu alışıyorlar. Çeşit çeşit şeyler yani. Öyle olmaz. İster ki yani tüm kütüphaneler. Cezaevler kütüphane olsun. Acılar ve pişmanlıklar yerini yeni umutlara bıraksa. Mesela cezaevleri boşalsa. Yolumuz düştüğü zaman geliriz. Evet, inşallah. Merhaba, ben İsrail Çal Kütüphanesi Müdürü Dilek Yalçınkaya. Muharrem amcayla tesadüfen karşılaştım. Kendisini tanıdığıma çok memnun oldum. Biz buraların bir kütüphane olduğu halini gördük. Fakat Muharrem amca bize buralarda daha önce mahkumların yaşadığı üzüntülerden, acılardan bahsetti. Bizim için bir farkındalık yarattı. Kendisine çok teşekkür ederim. Biz de umarız ki bütün kütüphaneler, bütün cezaevleri birer kütüphaneye dönüşür. Çok sayıda işte zamanında biz burada yattık ya da işte zamanında babam burada kalmıştı, ben çocuktum, annemin elini tutup buraya gelirdim. Şimdi burada kitapları görmek bizi çok duygulandırıyor diyen çok sayıda insanla karşılaştım. Burada çalışmanın en güzel yanı da o olsa gerek.